Evet arkadaşlar, bak sollama yasağı başladı. Yani şimdi de rampa aşacağız ya. Neyse. Evet arkadaşlar, yükümüzü aldık. Sete limanına doğru gidiyoruz. Şimdi Sete limanına gideceğiz. Bu dorsu, arkamızdaki dorsuyu bırakacağız. Ondan sonra hafta sonu dorsa geliyormuş. Ondan sonra onu alacağız. Hafta içi de pazartesi günü falan çıkacağız arkadaşlar. Yani bu hafta sonu Sete'deyiz arkadaşlar. Güzel bir haber. Yani ihtiyaçlarımızı göreceğiz arkadaşlar. Çamaşırlarımızı yıkatacağız, alışverişimizi yapacağız. O tarz abilerle, tanıdık abiler varsa güzel bir oturacağız, yemeğimizi yiyeceğiz, çayımızı kahvemizi içeceğiz. Bakalım arkadaşlar, güzel bir iki günümüzü bekleyecek. Şimdi dorsemizi biz keseceğiz, sadece çekiciyle kalacağız hafta sonu. Olsun arkadaşlar, daha iyi, en azından çekiciyle sağa sola gideriz. Yani bizim için rahat olur. Evet arkadaşlar, şimdi yolumuza devam edelim, bakalım. Oo. Evet arkadaşlar, demin gördünüz, İtalyan plakalı tır üstümüze nasıl kırdı arabayı. Vallahi sinirlerimiz boşaldı ya. Şimdi biraz ilerledik, ondan sonra şimdi trafik durdu arkadaşlar. Şu önümde hemen kaza oldu. Orada bir şeyler olduğunu gördüm ama tam ne olduğunu çözemedim. Bakacağız arkadaşlar ne oldu. Merakla bekliyoruz. İnşallah çok büyük bir şey değildir arkadaşlar vallahi. Çünkü baksana herkes şu ileride sağa falan kaçmaya başladı. Umarım kötü bir şey yoktur arkadaşlar. Dur, oraya gelince tekrardan başlatayım. Evet arkadaşlar, görünüyor mu bilmiyorum ama gerçekten bayağı arabalar birbirine girmiş arkadaşlar. Of of. Oraya bir gidelim, bir daha bir göstereceğim size. Zaten bakın şimdi gözükmeye başladı. Çok kötü arkadaşlar, çok kötü. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Ya, arabanın önü dağılmış zaten. Yerde yatan bir oturan bir abimiz var. Oy, arabanın içinde oturanlar var. Allah'ım korusun. Allah'ım korusun. Oy, oy, oy. Arkadaşlar gerçekten kaza çok kötü. Yani Allah'ım korusun. Yani Allah kimseye yaşatmasın. Yani arabanın içinde yaralı bir abla vardı. Yerde oturan bir abi vardı. Sanırım onlar yaralıydı ama gördüğüm kadarıyla can kaybı yok. Gerçekten üzücü bir durum arkadaşlar. O yüzden trafikte dikkatli olun lütfen. Benim geçenki gibi yaptığım gibi acele etmeyin arkadaşlar, çünkü ben tamam belki ufak bir hatayla sıyrıldım ama yani daha büyük şeyler de mal olabilirdi. Yani en ufak bir dikkatsizlik çok her şeye mal olabilir. Çünkü arkadaşlar saniyelik, saliselik şeyler, müdahale edemeyeceğiniz şeyler olabilir. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. 5 dakika geç gidelim ama sağlıklı gidelim, sağ salim gidelim. O yüzden arkadaşlar bu bizim için de geçerli. Mesela biz de mesela Türkiye'ye dönerken bir gün geç gelelim ama sağ salim gelelim. Eve kötü haber götürmeyelim. Ya gerçekten hep zihniyetimiz bu şekilde olsun. Allah kimseye arkadaşlar kaza şeyini yaşatmasın arkadaşlar. O yüzden dikkatli olalım. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Sete'ye doğru devam ediyoruz. Sete'ye 173 km yolumuz kaldı. Ama biz tabii bir 45 dakika mola vereceğiz. Çünkü saatimiz tam Sete'ye atmıyor. O yüzden bir 45 dakika mola vereceğiz. Ondan sonra Sete'ye kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlarımla konuşuyorum. Şimdi bu Avusturya, Almanya, işte Hırvatistan, Slovenya, işte Sırbistan falan filan, böyle Bulgaristan, hep böyle kar. Yani şimdi benim videomu izliyor arkadaşlarım, diyor ki orada hiçbir şey yok. Allah'a şükür bir şey yok. Yani bu, o yüzden Sete'de dorsa yapma işi çok iyi oldu benim için. Yani çünkü şimdi oralarda kışlar var. Hep sıralar yoğun. Çünkü bir de yılbaşı yoğunluğu var.
çok iyi oldu gerçekten arkadaşlar. İlaç gibi geldi yani. Keşke hepsi neden çalışsak ama maalesef bu her zaman mümkün değil. Evet arkadaşlar, Fransa'nın 3 şeritli otobanında seyretmeye devam ediyoruz. Bakalım ileride bizi nereye karşılayacak arkadaşlar. Sete'ye gideceğiz. Orada hafta sonu geçireceğiz. Çünkü doğrusu hafta sonu gelecekmiş. Bakacağız arkadaşlar. Gene bir yerlere gideriz, bakarız. Zaten market alışverişi falan yapacağız. Marketin içi kamera açmaya uygunsa bakarız fiyatlar nasıl. Neler alıyoruz. Temel ihtiyaçlarımız falan. Onlarla ilgili size bir gösterim yaparım arkadaşlar. Evet, yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, Sete'den günaydın. Dün geldik akşam, kapalıydı. Şimdi spedisyonlara gideceğiz. Yani evrakları bırakacağımız yere gideceğiz. Yani firmanın anlaşmalı bir firması var burada. Oraya evrakları bırakacağız. Çayın hazır mı? Yapıyoruz abi, yapıyoruz. limana giriş, evrakları alıp dorsamızı limana bırakacağız arkadaşlar. Dur bakalım. Evet arkadaşlar, evraklarımızı aldık. Şimdi şeydeyiz, şu an limanın içindeyiz. Dorsamızı kesmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bakın, sol tarafta liman var. Oraya gemi yanaşıyor arkadaşlar. Oradan arabaları bindiriyorlar. Şimdi göreceksiniz zaten. Hatta bakın, oradan tırlar falan geliyor. Evet. Arkadaşlar, limanınız gerçekten büyük. Yani bayağı gidiyorsunuz yani arkadaşlar bu şekilde. Hop, burayı kazmışlar. Şöyle yavaşlayalım. Hop. Evet. Bakın arkadaşlar, şurada bir gemi var, görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Mesela o gemiye bindiriyorlar arabaları. Tabii bizim arabaları bindireceğimiz gemi ondan daha büyük. Küçük bir gemi. Bizim gemilerimiz DFDS yazıyor üstlerinde. DFDS'nin gemileri. Onlarla 3 gün 4 gün yolculuk yapıyor. Biz de uçakla eve dönüyoruz arkadaşlar. Bakın, gemiye binmek için gördüğünüz sol tarafta tırlar falan durmuş ya. Burada sıraya giriyoruz arkadaşlar. Burada bekliyoruz. O geminin yanaştığı yere, şuraya bir geçeyim. Şu geminin yanaştığı yere bizim gemi yanaşıyor. Buradan arabaları bindiriyoruz arkadaşlar. Şu an gemi gözükmüyor arabalardan tabii. Evet arkadaşlar, burada zaten hep Türk şoförler falan var. Bahsetmiştim zaten. Evet arkadaşlar, işte şu anda Dorsey'i keseceğimiz liman sahasına doğru gidiyoruz. Şimdi bu Dorsa'yı geçeceğimiz yer de bu sol taraf. Bakın, Dorsa'ya falan var burada, görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya geleceğiz, Dorsa'mızı kesip çıkacağız arkadaşlar. Yemek dolabımızı falan topladık. Çekeceğimizin dolabı var, oraya aktardık. Şimdi de Dorsa'mızı keseceğiz. Hafta sonu Dorsa'mızın gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Dorsa'mızı kestikten sonra şey yapacağız arkadaşlar, bu Sete'ye bir 5-6 kilometre uzaklıkta bir benzinlik varmış, orada tüpümüzü doldurabiliyormuşuz. Piknik tüpümüzü dolduracağız. Bir tanesi boş çünkü, bir tanesi de az kaldı. Yani buraya normalde Sete limanına kalacağız diye gelmedik, o yüzden tedariksiz geldik. Yani bir daha kulağımıza küpe olsun, çünkü ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar burada. Yani her an Sete'ye çekebiliyorlar, o yüzden piknik tüpü vesaire bol olması lazım. Yani buralarda arkadaşlar bir tüpünüz, bir de suyunuz eksik olmaması lazım. Gerisi bulunur. Ekmek bulunur, yiyecek bulunur. Ama mesela su da bulunur. Ama şimdi Avrupa'da bizim normal sular gibi değil. Böyle soda gibi bir suları var. Yani bizim daha sade suları gibi bulamıyoruz. Onlar pahalı. Yani gerçekten Avrupa'da su pahalı diyorlar ya, doğru arkadaşlar. Şimdi Avrupa'da şey var. Böyle soda gibi var. Su böyle bildiğin 1,5 litrelik suyun içinde. Onu içiyorlar. Normal sular pahalı, bilmiyorum. Su kıtlığından mı artık, bilmiyorum arkadaşlar. Evet, burada limana giriş sırası var. Oraya gireceğiz şimdi. Şu abimiz geçsin.
Arkadaşlar şöyle bir evrağımız var. Bu limanın içine doğru herkese binmek için evrak. Normalde burada eğer komple binecek olsaydım buraya girmeme gerek yok. O gösterdiğim sıra var ya, orada bekliyoruz arkadaşlar. Zaten komple bineceğimiz için bizim ismimiz geminin şeyinde var. Listesinde var zaten. Onlar gelip çağırıyorlar bizi hadi gemiye diye. Ondan sonra gemiye bindiriyorsunuz. Ya geç zaten onları da yapacağız zaten bu işlemleri. O zaman gösteririm arkadaşlar. Yani durumlar bu şekilde. Şimdi bu evrağı göstereceğiz. Burada herhangi bir yere doğrusu kessiz, ondan sonra çıkacağız arkadaşlar. Serbestiz. Yani çekiciyle istediğimiz zaman limana girip çıkabiliyoruz. Ama arkada dorsa oldu mu işler değişiyor işte. Şimdi biz işte bu dorsa kestikten sonra limandan çıkacağız. Gideceğiz, tüpümüzü dolduracağız. Oradan bir market alışverişi yapacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Ondan sonra geleceğiz arkadaşlar, yatacağız. Yapacak bir şey yok. Bugün hava yağmurlu. Muhtemelen bugün seteye gezemeyiz. Ama yarın cumartesi, pazar var. Yani setenin içinde bir... Zaten market setenin içinde miydi ya? Tabii yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeydi arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum. Gidince şimdi göreceğiz zaten. Ya burada kafadan kimse diyor ki arkadaşlar çıkıp gezeyim ya. Hep yani yaşıtım yok. Yoksa kafadan insanlar ilaki vardı da yaşıtım yok yani. İşte bu işin de genç yaşta yapacaksanız bu işin bu sıkıntıları var arkadaşlar. Kendi yaşınızda insanları bulamıyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar, şu evrağımızı verip içeri girelim bakalım ondan sonra ne olacak. Evet, şu anda kulübeye geldik, şu evrağı vereceğiz. Bonjour. Merci. OK. Bravo. Evet arkadaşlar, mükemmel Fransızcamla iş çözdük. şimdi dorsayı keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Sete Limanı'nın içindeyiz şu anda. Bakın gemi orada. Görüyor musunuz? Buradan oraya dorsa bindiriyorlar. Biz de dorsamızı buraya keseceğiz arkadaşlar. Of, sağ taraf çok çirkin ya. Arkadaşlar, dorsayı keserken ilk yapmanız gereken şey ne? Hadi siz söyleyin bakalım. Tabii ki de freni çekmek arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz, dorsenin frenini çekiyorsunuz arkadaşlar, bakın. Bu kırmızı buton dorsenin frenidir. Hop, tamam. Dorsenin frenini çektik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Evet. Plate çekeceğiz diye dediğinizi duyar gibiyim. Evet arkadaşlar, plate çekeceğiz. O da Mercedes'in güzelliği de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mandalı yok. Bazılarının platelerinde şu dibinde mandal oluyor ama bunu direkt çekiyoruz. Araba yol seviyesindeyse hop geldi. Şu anda Dorse çekicden ayrıldı arkadaşlar. Şimdi çekiciyi biraz ileri alacağız. Arkasını kaldıracağız. Şu ayakları indireceğiz. Ayakları indikten sonra dorsayı yol seviyesine alıp kabloları sökeceğiz arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bakın. Arkayı kaldırdık. Ayağı indirdik. Şimdi arabayı yol seviyesine alacağız. Şurada bir kumanda var. Her şeyi buradan yapıyoruz arkadaşlar. Buradan araba yol seviyesine. Bakın aşağı iniyor. Şey ayrıldığı zaman, şu dorsayla birbirine ayrıldığı zaman tamam arkadaşlar. Çünkü bazen yük önlü olduğu zaman şey oluyor arkadaşlar. Bayağı böyle öne doğru yatıyor dorsaya. Ama ayrıldı arkadaşlar, evet. Şimdi kablolarımızı sökeceğiz. Buraya çıkıyoruz. Hop. Bunu söktük, bu fren. Pardon, bu hava. Elektrik kablosu. ABS kablosu. Bu da hava kablosu. Fren. Evet.
kadar arkadaşlar. Dosya kesme işlemimiz. Şimdi işlerimizi halletmeye gidebiliriz. Evet, arkamızda dorsu yok arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar böyle çekici hiçbir işe yaramıyor ya. Çok sallanıyor, ne bileyim. Arkası boş olduğu için çok böyle şey yapıyor. Pati çekiyor falan, hele sulu havalarda. Neyse arkadaşlar, şimdi şu liman sahasından çıkalım. O bizle birlikte gelecek bir abi var. Onunla beraber tüp doldurmak için arkadaşlar. Gidelim bakalım. Tüplerimizi dolduralım. Alışverişimize gidelim. Yavaş yavaş cumartesi pazar yatışına hazırlanalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dedim ya, yaşıtım yok diye. Tek başıma gidemediğim için markete falan. Video falan çekemedim yani. Bir de kalabalıktı market. Mikrofonum olmadığı için size sesim de net gelmezdi. Ama markete gittik arkadaşlar. Temel ihtiyaçlarımızı aldık. Yumurta aldık arkadaşlar. Domates aldık. Salatalık falan vardı. Ekmek aldık. Şöyle 3 tane. Buranın ekmekleri birazcık arkadaşlar değişik. Şu şekilde. Ekmek. Buna baget ekmeği deniyor. Fransa'nın meşhur ekmeği. Ama çok güzel bir ekmek. Ekmek aldık. Bir de o pahalı su aldık arkadaşlar. Dedik ya, normal gazlı su. Bu normal su arkadaşlar. Pahalıydı. Kaç para olduğunu hatırlamıyorum ama. Şu fişten bakayım bir dakika. Fiş nerede? Burada. Su. Fransızca'dan su ne demekti ya? Ha. Evet arkadaşlar, toplamında 5 euroymuş şu 6 tane su. 5 euro ne yapıyor Türk parasıyla, hesaplayın işte. Sürekli değiştiği için hesaplayın arkadaşlar. Yani düşün, domates ne kadarmış. Arkadaşlar bir değişik yazıyor bunlarda ya. Domates 3.49'muş. Şaka mı ya, bu ne? Vay arkadaş, ekmek ne kadarmış? Ekmek çarpı 3.85, payın 400 gram. 85 centmiş tanesi. 3 tane aldık. İşte abur cubur mabur cubur arkadaşlar, toplam 30 euro para dedik markete. Avrupa çok ucuz. Ama şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi ben euro kazanıp, şimdi Türkiye'de TL harcıyorum ya. Şimdi burada 30 euro benim için bana pahalı geliyor. Ama şimdi Avrupa'da yaşayan adam için 30 euro bence bir şey değil. Adam markete girdi, işte ne bileyim 2-3 günlük ekmeğini, suyunu, domatesini, yumurtasını falan abur cuburunu aldı. 30 euro para verdi. Aslında çok, çünkü aslında Fransa'da asgari ücret kaç para? 1300-1400 euro mu ne? Ama asgari ücretle çalışan kimse yok arkadaşlar. Bunu bilin. Evet, şimdi biz bu çekicilerin beklediği bir sahadayız. Şöyle bir yer. Şöyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Bakın, çekiciler mekiciler orada bekliyorlar. Arkadaşlar burada her şey var. Mescit var, duş var, çamaşır yıkama yeri var. Ondan sonra işte lavabolar var. İşte market alışverişine gittik. Biraz uzak ama çekiciyle gittik tabii. Gittik geldik. Öyle yani arkadaşlar, yani burada sosyal, burada insanlar var, ne bileyim. Yani yalnız değilsiniz. Mesela Fransa'da falan böyle bir partide yattığınız zaman hep Fransız var. Yabancısınız yani, sizin kültürünüz uygun değil. Adam arabanın içinde yemek pişiriyor, ne bileyim. Düşünsenize arkadaşlar, yani salonda her yer kapalı. Getirdiğiniz, ortaya koydunuz, yağlı bir şey yapıyorsunuz salonun içinde, olur mu yani? Burası da bizim salonumuz arkadaşlar. Yatağımız burada, ne bileyim, kıyafetlerimiz burada. Yani burada yaşıyorum ben. Bir de zaten ayakkabıyla binmiyoruz tırın içine. Hal böyle olunca şimdi bunun içinde yemek pişirdiğin zaman ki arabanın içini düşünemiyorum yani arkadaşlar. Onlar yapıyorlar işte yani. Yaşayabiliyorlar içinde. Ayakkabıyla biniyorlar. Ne bileyim, adam dışarıda çamurun içinde yürüyor. Geliyor ayakkabıyla. Ne bileyim, yazın toz toprağın içinde yürüyor. Geliyor ayakkabıyla biniyor. Bir de bu arabanın içinde uyuyor. O tozu soluyor. Ne bileyim arkadaşlar. Ha, çok temizler var Avrupa'da çalışan. Gerçekten yani adam
Bizim gibi arabasına temiz bakanlar var ama pisler de var. O yüzden arkadaşlar biz onlara uymuyoruz. Biz her zaman temiz kalıyoruz arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar. Birazdan tuvaletlerin, duşların olduğu yeri de gösteririm. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş burayı size şey yapıyorum işte. Ha bir de şöyle bir enerji içeceği aldık. 1 euro. Arkadaşlar. Bu enerji içeceği. Yani enerji drink yazıyor hatta. Yanlış bir şey olmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Bir zaman geçirelim biraz. Bakalım akşam yemeğinde ne yiyeceğiz. Bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası şey bekleme yerleri işte. Şimdi banyoların, çamaşır yıkama makinelerinin olduğu yere doğru gidiyoruz bakalım. Şoförlerin ortamları nasıl? Neler yapıyorlar? Bakın arkadaşlar şu konteyner var ya. Şu konteyner mescit. Bak dönerken orayı da göstereceğim size. Şuradan bir gidelim de. Tuvalet. Çardak. Çeşmeler. Arkadaşlar. Çamaşır odası bakın. Buraya makine numarasını giriyorsunuz. Kartı okutuyorsunuz. Yıkanıyor. Kurutma makinesi de var. Çamaşır makinesi de var. Engelliler için. Ondan sonra bak burası duş. Şuraların mutfakları arkadaşlar. Anlayacağınız burada ihtiyacınız olan her şey var. Yani 3 gün 5 gün burada bekleyebilirsiniz. Sorun yok yani. Ha bugün markete gittik, ihtiyaçlarımızı da gördük. O yüzden arkadaşlar sorun yok yani. Şimdi bugün dörtümüzü kestiğimiz için bugün sadece market alışverişi falan filan gördük. Setenin içine o marinanın olduğu bir yer var. Burası çok güzel. Oraya daha gidemedik henüz ama oraya ya cumartesi ya da pazar gideriz arkadaşlar. Daha bugün cuma. Daha önümüzde 2 gün var. Muhtemelen buraya yarın babam da gelecek. Bakalım. Bir baba oğul sete videosu gelir belki. Evet. Burası mescit bakın. Size mescidi de göstereyim. Evet arkadaşlar burası da mescitti. Vay vay vay. Evet arkadaşlar gördünüz Sete Limanı'nı az çok. Yani Sete Limanı'nın içini gördünüz. Yani neler yaptık, neler yapıyoruz, nerelere gidiyoruz işte. Yani oralarda nasıl zaman geçiriyoruz hepsini gördünüz yani arkadaşlar. Yani gösterebildiğimi gösterdim sizlere. Sadece işte arabaya nasıl bindirmemiz kaldı. O da zaten Sete Limanı'na dönerken döndüğümüz zaman zaten komple döneceğiz muhtemelen. O zaman zaten şey yapacağız arkadaşlar. Çekeriz bunları yani. Sete'yi gezeceğiz. Arkadaşlar Sete'yi gezdiğimiz videoyu mutlaka göstereceğim size. Çünkü Sete çok güzel arkadaşlar gerçekten. Yani şehir yapısı olarak böyle yani mükemmel arkadaşlar. Yani göreceksiniz. Göreceksiniz zaten. Öyle yani arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani gerçekten videolarımın ilgi gördüğünü görebiliyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir isteğiniz derken işte video önerileriniz varsa bunları bana belirtirseniz çok sevinirim. Yani merak edilen şeyler varsa bunları bilmek ve aydınlatmak isterim. Öyle yani arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.